Merhabalar. 2024 TÜBİTAK Matematik Olimpiyatı lise 1. aşama sınav sorularının çözümlerine 13 numaralı problemle devam ediyoruz. Bir geometri sorusu. Şu ana kadar geometri soruları sert değildi. Cesaret verici problemler. Öğrenciler için uğraştığı zaman net çıkarabilecekleri türde problemler olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan şu anda gayet iyi gidiyor diyebiliriz. 13. sorumuzun ifadesini okuyalım. AB uzunluğu 50, AC uzunluğu 78 ve BC uzunluğu 112. Burada biraz sadeleştirme yaparsanız e, geniş açılı bir üçgen olduğunu görebiliriz. Önce 2 ile sadeleştirirseniz 50 78 112 sayılarını. Sonra BC uzunluğunun karesi diğer iki kenarın kareleri toplamından büyük geliyorsa geniş açılı olduğunu gösterir. Bunu neden söylüyorum? Üçgeni çizerken geniş açılı çizmek faydalı olabilir. Dar açılı çizseniz de kriz olur mu? Olmaz. Ama verilenlere uygun olması açısından bu tür üçgen eşitsizliği, Pisagor eşitsizliği gibi ifadelere bakmakta fayda var. Peki o yüzden şeklimizi böyle yapalım. AB uzunluğu için bunu yapalım. AB uzunluğu 50. Peki AC uzunluğu burası 78. Sonra bir de burada 112'miz var. BC uzunluğu da şöyle 112. Bunu biraz aşağıda çizdim çünkü BC uzunluğu üzerinden bu doğru parçası üzerinden bir D noktası alınıyor. BD, DC oranı 5'e 9 olacak. Güzel. 112'yi o zaman biz 14'e bölüyoruz. 5 katını aldığımızda BD'yi verecek. 9 katı da DC'yi verecek. O halde biz bunun şöyle bir nokta olduğunu düşünelim. D noktasının buraya geldiğini düşünelim. Buraya 5K yerine 9K yazacağız. Sonra problem ne diyor bize? ABD üçgeninin çevrel çember merkezi, çevrel merkezi. Nedir bu? ABD üçgeninin çevrel çemberi budur arkadaşlar. Çevrel merkez de bu çemberin merkezidir. Bu çemberi silebiliriz şu anda. Ee, peki çevrel merkezi ile ACD üçgeninin, bu üçgenin ağırlık merkezi. Buradaki kastedilen üçgensel bölgenin ağırlık merkezidir arkadaşlar tabii ki. Yani kenar ortayların kesim noktasıdır. Ağırlık merkezde şöyle bir nokta olmuş olsun ağırlık merkezini işaretleyelim. Bu da çevrel merkez. İşte bu aradaki uzaklık kaçtır diye problem bize bunu soruyor. Çeşitli şeyler olabilir burada. İncelememiz gerekiyor. Bu mesela BC'ye paralel gelir mi ya da bu doğrunun başka bir özelliği var mı ya da uzunluklardan giderken başka bir şey bulabilir miyiz? Hepsini dikkatlice incelememiz gerekiyor. Bakalım. Şimdi 14K eşittir 112 dersek BC uzunluğu 14K ve 112'dir aynı zamanda. Buradan K uzunluğu 8 olur k yani buradaki çarpanımız diyelim. 5k 8 kere 5 burası 40 olmuş oldu. Ve şuna da bakalım. 9 çarpı 8 burası da 72 şeklinde gelmiş oluyor. Peki şimdi burada AD ile ilgili özel bir şey var. Bunu görmekte fayda var. Bununla ilgili şöyle diyelim. Acaba burası dik olabilir mi diye düşünebiliriz. Bu 30-40-50 üçgeni olabilir mi? Burası 30 olabilir mi? bu türlü bir şeyi araştırabiliriz. Tabi burada da başka bir özel üçgenin bir büyütülmüş hali. Mesela bu 3, 4, 5 üçgeninin 10 katı olabilir mi diye bakıyoruz ya. Bu da başka bir üçgenin özel Pisagor üçgeni diyelim. Belli bir katı olabilir mi? Bunları bir deneyelim, bunu test edelim. Eğer burası 30 olsaydı, burası 30 sayısı, şimdi sadeleştirme yapmak istiyoruz tabii ki burada. 78 ve 72 sayılarına da bakalım. Bunlar 6'nın katı olan sayılardır. 30 aslında 5 e, çarpı 6'dır. Bu şekilde yazalım. 78 ve 72 sayılarına bakalım. Burası 13 çarpı 6'dır. AC uzunluğu. 72 de 12 çarpı 6'dır. Yani 6 sadeleştirirseniz 5, 12, 13 temel Pisagor üçlüsünü elde etmiş oluyoruz. Böyle bir durumda bu D dik açı gelecektir ve burası da dik açı geliyor arkadaşlar. Evet Pisagor teoremi her iki üçgende de bu durumda sağlandığı için AD'nin dik olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka şekilde daha dik olduğunu söyleyebiliyoruz. O da yine aslında Pisagor eşitliği de şöyle yazalım biz bunu. 50'nin karesi eksi 40'ın karesi acaba eşit midir? 78'in karesi eksi 72'nin karesi ifadesine. Bunu yazalım. 78'in karesi eksi 72'nin karesi. Çünkü bu eşitlik sağlanırsa arkadaşlar bu AD'nin BC'ye dik olduğunu gösterir. Genel olarak bu türlü bir teoremde böyle bir ifade de vardır. Bunu tabii yine sınavdan önce kurcalayıp ispatlamanız faydalı olur. Bir diklik şartı olarak böyle bir diklik şartı vardır. Bunun sağlanması için gerek ve yeter şart AD'nin BC'ye dik olmasıdır. E bakalım. İki kare farkını burada kullanabilirsiniz. Tabii ki bu 30'un karesi yapacaktır. Özel Pisagor üçlüsünden onu da biliyoruz. Ama 2 kare farkı kullanayım ben. 50 eksi 40 10'dur. 50 artı 40 da 90'dır. Ve 900 yapıyor. 30'un karesi yapıyor. Diğerinde de iki kare farkını kullanabilirsiniz. 78-72 farkına bakarsak 6 yapıyor. Şimdi 78 ile 72'yi toplayalım. Bu da 150 yapıyor. 6 çarpı 15 90 olduğu için burası 900 oldu. Evet. Sağlanır. Okey. Demek ki A, D, B, diktir diyoruz arkadaşlar. O zaman bunu böyle artık yamuk değil daha bir e, düzgün biçimde çizebiliriz. Şöyle getirelim mesela. Buraya 90 derece olduğunu bulmuş olduk. Güzel. Şimdi bu ne işimize yarıyor? ABD üçgeninin çevrel çemberine e, çizecek olursak Thales teoreminden dolayı çapı gören çevre açı 90 derecedir. Dolayısıyla AB çaptır. Artık çevrel merkez biz burayı O noktası ile işaretlersek yarıçap 25 olarak gelmiş olacaktır. Güzel. Buralar 25. Örneğin bu O'dan aşağı dikme indirirsek böyle BD'ye 40'ı 2'ye burası da 20, 20 diye bölünmüş olur. Şurasının uzunluğu AD 30'du. Pisagor teoreminden dolayı 3, 4, 5'ten biliyoruz. Dolayısıyla O'dan indirdiğimiz buraya bir isim verirsek H dersek buraya örneğin bu da 30'un yarısı 15 olarak gelecektir diyebiliriz. Örneğin bunları böyle bulabiliriz. Peki şimdi diğer ağırlık merkezimize bizim bakalım. Bu kenar orta üzerinde bulunması gerekiyor. Bunları biliyor olarak sınava girmemiz gerekiyor zaten. G noktası diyelim biz bu ağırlık merkezi noktamıza. Peki şimdi dolayısıyla biz bu noktaya bir isim verirsek N noktası dersek DN mesafesi ile NC mesafesi bunlar birbirine eşittir ve 72'yi ikiye bölmemiz gerekiyor. 36 diye buraya yazabiliriz böyle. Ve şurada da artık k2k tabi burada k harfini kullanmışım. İsterseniz buraya T, 2T diye bu şekilde yazmış olalım oranları. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey OG uzunluğunun hesaplanması. Bu böyle eğimli olarak gelebilir arkadaşlar. BC'ye paralel olabilir mi diye kontrol edeceğiz. Olur mu olmaz mı bakalım. Bunun için şu dikmeyi indirelim. Buraya da e, isterseniz M noktası diyelim. Bu sefer M noktası DN'yi e, DN 2'ye 1 oranında bölecektir. Çünkü yine Thales'in orantı teoreminden dolayı 2T'ye ee, örneğin 12, 1 t'ye 12, 2 t'ye 24 olarak gelecektir. 36'yı bu şekilde parçalarız. Peki şu gm uzunluğu da ad'nin yine 3'te 1 olacaktır benzerlikten dolayı. 3'te 1 benzerliğimiz var benzerlik oranı. 30 demiştik ad uzunluğuna. O zaman 3'te 1'inden dolayı burası da 10 oldu. Burası g'nin m'ye uzaklığı 10. Dikmenin uzunluğu 10. Diğeri 15 olduğu için. Evet paralellik yokmuş ama çok dert değil bizim için. Ne yapıyoruz? Burada bir dik yamuk bulduk. O, H, M, G bir dik yamuktur. Bize O, lazım. Artık burada e, O, G'nin nasıl hesaplanabileceğini biliyoruz. Buraya bir tane daha dikme atalım. Ve şuradaki küçük dik üçgende sarıyla renklendirirsek Pisagor teoremini uygulayarak buradan O, G mesafesini hesaplayabiliyoruz. Şurada 10 olduğu için arkadaşlar bu parçalar 10'du G, mesafesi. Dolayısıyla bu sarı dik üçgenin şu kısmına kısa dik kenarına 5 kalmış oluyor. Ve buradaki uzunluk da 20 artı 24'ten oluşuyor. Buraya da 44 geliyor arkadaşlar. O zaman OG uzunluğunun karesine yazalım Pisagor teoreminden. 44'ün karesi artı 5'in e, karesi yapmış oldu. 44'ün karesi 1936'dır. 5'in karesi de 25'tir. Güzel. O zaman Buradan 36, 25, 61 olduğuna göre 1961 diye bulmuş oluyoruz. OG uzunluğunun karesine kökünü alırsak A şıkkındaki sayıya ulaşmış oluruz. Peki zorluk düzeyi olarak bakarsak nedir? E, görülmesi gereken bazı şeyler vardı. O diklik ifadesini görmek. O bir tık düşündürmüş olabilir öğrencileri. Onun dışında e, aslında temel kenar ortay vesaire çevrel merkez özelliklerini kullanarak yine işin içinden çıkmış olduk. Temel lise düzeyi, geometri bilgileriyle problem yine yapılabiliyor. Ama buna çok kolay da demeyelim. Böyle kolay orta arasıydı. Ortaya o, Evet, kolay orta arası biraz orta zorlukta diyelim bu probleme. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Ee, şimdi problem 14'e geçelim arkadaşlar. Bakalım 14'te ne varmış. Evet, bir sayılar teorisi problemi. Ne bir pozitif tam sayı pozitif tam sayısının bir dışındaki en küçük tek pozitif böleni küçük de en büyük tek pozitif böleni ise büyük de olsun. Bu n sayısı? 15 büyük de artı 11 küçük de toplamına eşit olacak. Bunu sağlayan n pozitif tam sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Evet. Bazı incelemeler yapmamız gereken, biraz hesaplama yaparken de vakit harcamamız gereken bir problemdir arkadaşlar. Ee, Baktığımız zaman bir standart çözüm yolu var gibi düz e, doğrudan gidiyor işlemler uygulamaya başlayınca bunu göreceğiz. Ama işte hesaplamaları yaparken o çözüme götüren fikri biraz düşünürken yine vakit harcanacağı için e, bu vakit harcamada bir maliyettir. Dolayısıyla kolaydı çok hızlı yapılır demeyelim buna da e, ben bunu orta düzey bir zorlukla diye değerlendirmek istiyorum. Probleme başlarken şunu düşündüm. N sayısı... Bir tek sayı olabilir mi? Önce ne tek sayı olursa ne oluyor buna bakalım. N sayısı'nın en büyük tek böleni kendisidir. Sayı tek sayı olduğu için o zaman d eşittir N olur. Ha, küçük d sayısı ne olur? O da N'nin en küçük asal böleni olacaktır. Bir p tek asal sayısı olacaktır. Fakat önemli değil. Bu halde biz denklemde yazarsak N yerine d yazarsak d eşittir 15 d artı 11 küçük d olur ki bu 15 d zaten tek başına sol taraftaki ifadeden büyüktür ee, olup e, sol taraf daha küçük kaldı burada sol taraf küçüktür sağ taraf diyelim yani çözüm yoktur burada bunu bir görmemiz gerekiyor yani ne tek sayı olamaz buradan çözüm gelmez diyelim çözüm olmaz o halde ne çift sayı olmalıdır ve 2 üzeri x gibi bir çarpan içerdiğini düşünelim. Bu şekilde yazabiliriz. Ben n sayısını şöyle ifade edeyim. 2 üzeri x, x en az 1'dir şu anda unutmayalım. Çarpı p üzeri a çarpı q üzeri b çarpı r üzeri c. Burada p, q, r'ler farklı asallar. Bunu uzatabiliriz tabii ki çok daha fazla asal çarpan var gibi yazabiliriz. Ben genelde kısalık olsun diye böyle 3 tane yazmayı tercih ediyorum. Tabii ki bir problemde problemin çözümü 4-5-6 asal çarpanlı içeriyor da olabilir ama öyle bir beklentim yok. Şu anda 3 tane asal çarpan ben buna yazayım. Gerekirse uzatabilirim tabii ki. Yani buradaki benim beklentim nedir? B veya B'nin 0, C'nin beraber 0 gelmesi veya en azından bir C 0 gelir. 2 asal çarpan çıkabilir. Böyle bir şeyler düşünüyorum. Ee, ama tabii o beklentimize ters bir şekilde gittiğini görürsek problemin. Ee, o zaman hemen değiştirebiliriz onu güncelleriz. Şu anda uzatmamak için sade, sade bir yazılış olsun. 3 çarpan böyle kullanalım. Bir de 2 üzeri x var. Burada p, q, r'ler tek asal sayılar. Tabi yani kitap yazmıyoruz. Yani daha güzel yazalım desek p1 üzeri a1, p2 üzeri a2 gibi bu şekilde p, S üzeri a, S gibi bir yazılış tercih edilebilir. Anlaşıldı mesele diye düşünüyorum. O yüzden bu yazılışı tercih etmedim yani. Peki şimdi biz bu ifadeyi kullanırsak Burada P'de en küçük e, asal bölen olduğu için D sayısı böyle bir durumda P olacaktır. Ve büyük D sayısı ne olacaktır? Çift sayı olmayan en büyük tek bölen şuradaki ifadedir. P üzeri A, Q üzeri B, R üzeri C'dir. İsterseniz buna N bölü 2 üzeri X de diyebilirsiniz. Veya direkt olduğu gibi az önceki yazdığımız ifade biçiminde de yazabiliriz. Yani p üzeri x, p üzeri a, q üzeri b, r üzeri c olur. Şimdi bunları denklemde yazalım hangisini kullanmak istiyorsanız. Ben n bölü 2 üzeri x'li biçimiyle tercih edeyim bunu. Bu şekilde olsun. O zaman denklemde koyarsak n eksi 15d geliyor değil mi? Yani 15n bölü 2 üzeri x oldu. Biz bunu 2 üzeri x ile çarpıp bölelim, payda eşitliyoruz. Ve karşı tarafta da 11D olması gerekir denklemde. O zaman elimizde şu var. n bölü 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x eksi 15 eşittir. 11D ya da 11P asalı. P asal sayı. Bu şekilde olur. Peki. Tamam biz buranın ne olduğunu biliyoruz. n bölü 2 üzeri x aslında şu ifadeyle güzel. Orada sorun yok. Bir tam sayıdır. Bu arada bunun da bir pozitif tam sayı olması gerekiyor. 2 üzeri x eksi 15'in de pozitif tam sayı olması gerekiyor. Ve bunun arkadaşlar e, negatif olamayacağını da biliyoruz. Sıfır da zaten olmaz. Karşı taraf pozitif olduğu için. Burası büyük eşit 1. O zaman buradan çıkan sonucumuz x en az 4'tür. x'e 4 verirseniz hatta 2 üzeri 4, 16, 5, 15 çıkınca 1 kalıyor. Bunu da gözlemlemiş olalım. Yani şunu anlıyoruz. Bulacağımız en çözümlerinde, n değerlerinde bunların her biri en azından bir 16'nın katı oluyor. 16 çarpanı vardır. 2 üzeri 4 çarpanı olmak zorundadır. Bunu anlamış oluyoruz. Güzel. Peki şimdi bu ifadeyi yazayım ben. Buraya P üzeri A diye yazarsam P üzeri A çarpı Q üzeri B çarpı R üzeri C biçimde yazdım. 2 üzeri X'e bölünce çarpı 2 üzeri X eksi 15 pozitif çarpanımız var. Eşittir 11 asal sayısı ve bir P asalı var. Arkadaşlar biz burada her iki tarafı P'ye bölelim. Burada A eksi birinci kuvvet kalmış olsun. Peki burada şunu da açıklayalım. Çok e, üzerinde belki durulmayabilir ama A sayısı arkadaşlar kuvvet olarak A en az birdir. Neden? Çünkü biz burada diyoruz ki böyle bir işlem yaparken bir P asalı var diyoruz. Bu N'nin içinde bir P asal böleni var diyoruz. Dolayısıyla buradaki P üzeri A'daki A en az 1 olması gerekiyor. Çünkü D eşittir P demiştik. Bundan dolayı aslında A büyük eşit 1'dir. O yüzden burada e, P üzeri A eksi 1 ifadesi getirebiliriz. Yani bu bir tam sayıdır. Yani P üzeri 0 gelse bile 1 olmuş olacaktır. A büyük eşit 1 koşulundan dolayı. Burası pozitif tam sayı. Burada yine pozitif tam sayımız var ve 11 elde etmiş oluyoruz. Peki o zaman ne olabilir? Bu ifade P üzeri A eksi 1 sayısı 11'in bölenidir. 11'i bölecek. Ya 1'dir ya da 11'in kendisidir. E, diyebilirsiniz ki diğerleri 11'in böleni değil mi? Onlar da zaten olacak ama en azından bu, bu kritere bakarak P üzerinden bir ilerleyelim. O zaman burada e, 11'in bölenleri zaten 1 ve e, 11'in kendisidir. Eğer burası 1 olursa bu nasıl mümkün olabilir? Bir asalın kuvveti 1'e eşit oluyorsa o kuvvet 0 olacaktır. O zaman biz bunu yazalım. P üzeri A-1 Eşittir 1 ise burada A eşittir 1, 1'dir. P'nin şu anda henüz ne olduğunu yazmamış olduk. E, bilmiyoruz. Peki diğer duruma bakalım. P üzeri A eksi 1 sayısı bu durumda 11 ise P asal sayısı arkadaşlar kendisi 11'dir. Ve A sayısı da 2 olması gerekir. Kuvvet olarak da 11 üzeri 1'i vermesi için. Yani iki tane elimizde alt durum vardır. Birisinde A'nın 1 bir olduğu senaryo. Şimdi A eşittir 1 durumunu inceleyelim. O halde bu ana denklemimizde şu denkleme bakalım. 11 eşit olan. P üzeri 0 geldi. O gitti. Elimizde başka neler var? Diğer çarpanlar Q üzeri B çarpı R üzeri C çarpı. Bir de pozitif bir ifademiz var burada. 2 üzeri X eksi 15 eşittir 11 şeklinde bir ifademiz var. O zaman 2 üzeri x eksi 15'in kendisi de ya 1'dir ya 11'dir deriz 11'in asal oluşundan dolayı. Bu ifadeyi biz 11'e eşitlersek 2 üzeri x 26 oluyor. Mümkün değil. O zaman buradan ne olması gerekiyor? 2 üzeri x eksi 15 ifadesinin yani biz 1 veya 11 diyoruz ama 11'in imkansız olduğunu da görmüş olduk. 11'e eşitlerseniz çözüm yok o denklemin. 1'e eşit olması gerekiyor. 2 üzeri x 16 ve x eşittir 4'tür diye buluyoruz. Güzel. Şimdi niye daha fazla çarpan yazmadım? burada görmüş oluyorsunuz. Aslında şuna bile ihtiyaç olmadığını görüyoruz. Çünkü Q üzeri B'nin 11 olması gerekir. Ve dolayısıyla Q asalımız bizim burada 11. Bunun kuvveti de B eşittir 1'dir. Yani R'ye ne oldu? Yani C eşittir 0 olduğu için başka çarpanlar da yazsanız buraya. E, diyelim ki e, V üzeri S gibi bir şey de koysanız. S kuvveti 0 gelmesi gerekecekti. Onlara ihtiyaç yoktur. Demek ki burada iki çarpan vardır. P ve Q çarpanları vardır. Q'nun da 11 olduğunu bulduk. Peki P için ne dedik bu, bu, durumda? P için bir şey demedik. Sadece 11 olmadığını biliyoruz. Tabii 2 olmadığını da biliyoruz. O zaman N sayısını artık oluşturalım. 2 üzeri X çarpanımız vardı. Ve X de 4'tür. 2 üzeri 4 çarpı P üzeri 1 çarpı Q sayımız 11'di. Ve bu şekilde elde etmiş olduk. Çarpı 11. Böyle bir sayı üretebiliyoruz. Peki bu formatta kaç tane n sayısı vardır? P'yi sonsuz çoklukta mı seçebiliyoruz diye düşünelim. Hayır. P için bir kısıtlama getirmiştik. Q'yu geçmeyecek. Yani 11'i geçmeyecek bu. Ama 2 de olamıyor tabii ki. O zaman bu şekilde P asalının alabileceği değerler arkadaşlar 3 olabilir. 5, 7 deriz ve bu şekilde kapatmış oluruz. Bu değerleri yazıp buna bağlı olarak Sonra ne sayılarını toplayacağız tabii ki. 3 tane buradan değer elde etmiş olduk. Peki bitti mi? Hayır. Bir de P eşittir 11 ve A eşittir 2 durumumuz vardı. Buna da bakalım. P eşittir 11 ve A eşittir 2 ise bunu yine şu ana denklemimizde yazalım. Bu denkleme ana denklem diyelim. İsterseniz bunun öneminden dolayı biz bunu boyayalım arkadaşlar. Burada P yerine 11 A yerine 2 bırakıyoruz. Evet. O zaman 11 yazdık. A yerine 2 yazdık. 11 çarpı Q üzeri B çarpı R üzeri C elde etmiş olduk. Çarpı 2 üzeri X eksi 15 eşittir 11. Bu 11'ler gidiyor. O zaman bu çarpanın 1 olması gerekiyor. X 4 diye gelecektir. X eşittir 4. Peki diğerleri? Arkadaşlar demek ki diğer asal çarpanlar N içinde yokmuş. Yani bunların kuvvetleri 0'dır diye de ifade edebiliriz diğer bir deyişle. Ne Q ne de R gibi başka çarpan, bayağı da 4. 4. 5'in çarpanlar yoktur diyebiliriz. O zaman burada B eşittir C eşittir 0 diyelim, olup o zaman N sayısının formatını bulalım. 2 üzeri yine 4 çarpanımız var çarpı 11'in karesi gelmiş oldu. Bu şekilde elde ettik. O zaman biz bu değerleri toplayalım. 2 üzeri 4 çarpı 11'in karesi, sonra 2 üzeri 4 çarpı P çarpı 11, P'mizde 3 olmak üzere. P'ye 3, 5, 7 değerlerini de verip toplamamız gerekiyor. Burada ortak olarak gördüğüm 2 üzeri 4 çarpı 11'ler var. Toplamı yazarken 2 üzeri 4 çarpı 11 parantezine alırsak buradan P'nin değerlerini yazmam lazım. 3 artı 5 artı 7 getirecektir bunların toplamında. Diğerinde ise bir tane daha artı 11 sayısı elde edilmiş olacak. Güzel. Şu toplamı hesapladığımız zaman 26 yapıyor. O zaman 2 üzeri 4 çarpı 11 çarpı 26 oluyor. Bu çarpma işlemini de yapabiliriz. 4576 sonucuna ulaşmış oluruz. Evet bu da A şıkkında görülüyor. Basit modüler aritmetik kullanarak da bu çarpmanın birler basamağını hesaplayabiliriz. Mod 10'da 2 üzeri 4 16'dan 6 getirir. 11 1 getirir. 26 da 6 getirir. 6 çarpı 1 çarpı 6 mod 10'da 6'dır. Birler basamağı 6 olan tek seçenek A şıkkıdır diye çarpmayı hesaplamadan da bu sayının olduğunu anlayabiliriz. Tabi bütün işlemlerinizi hatasız yaptığınıza güveniyorsanız. O yüzden çarpmayı direkt yapmanız daha mantıklı olur bu, bu noktada. Ee, sorunun zorluğunu düşünürsek çözüm çok uzun değil ama çok kısa da değildi arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekiyor. analizler yapmak gerekiyordu. O bakımdan orta zorlukta bir problem dersek sorunun hakkını yememiş oluruz diye düşünüyorum. Peki, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sonraki soru çözümleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.